Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben Aslı Bugün sizlere evde fırında harika bir kuzu kol tandır tarifi ile geldim arkadaşlar Hadi hemen tarifine geçelim İlk olarak marinesini hazırlayalım Bunun için küçük bir kaseye 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım 2 yemek kaşığı süt ekleyelim 2 çay kaşığı tuz 2 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı karabiber 1,5 çay kaşığı toz biber 6-7 diş de sarımsak rendeleyelim. Sarımsağı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Marinemizi karıştıralım. Kuzu kolumuzu yağlı kağıdın üzerine alalım ve aralıklı olarak çizikler atalım. Bunu ve arkalı iki tarafına da yapalım. Çizikleri attığımız zaman marinesin hem içine çok daha iyi çekecek hem de daha güzel pişecek. Şimdi marinesini güzelce aralarından böyle e, girmesini sağlayarak sürelim her tarafına. Bütün yüzeye marina olsun. Önlü arkalı her yerine sürelim arkadaşlar. Özellikle kesik attığımız yerlere daha yoğun bir şekilde sürebilirsiniz. Fırçayla sürdükten sonra da elinizle de iyice masaj yaparsanız çok daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi o aralara kesikleri iyice sürüyorum. Her tarafına. Önlü arkalı. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. Stres filmini her tarafını sarıp 2 saat buzdolabında dinlendirelim. 2 saat buzdolabında dinlenmiş olan kolumu yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye aldım. Kolun üzerine gömlek yağı sereceğim. Evet arkadaşlar, streç filmle kaplar gibi gömlek yağıyla kaplayacağım. Bu kolumuza, etimize çok güzel bir lezzet katacak. Üzerinin yanmadan güzelce kızarmasını sağlayacak. Ve içinin suyunu da kaçmamasını sağlayacak aynı zamanda da. Mutlaka gömlek yağını alın arkadaşlar. Ha eğer gömlek yağı kullanmayacaksanız da Yağlı kağıda sardıktan sonra mutlaka alüminyum folyoyla tekrardan sarın. Etiniz yanmadan güzel bir şekilde pişsin. Gördüğünüz gibi ben de üzerine tekrardan yağlı kağıt koydum. Kenarlardan kilitliyorum yağlı kağıdımı. Hiç hava almadan kendi buharıyla güzelce pişsin diye. Bu arada da fırınımı alt üst ayarda 230 dereceye ısıttım. Fırına vereceğim. Yaklaşık 2,5-3 saatte pişir, pişti benim etim. Ee, yine de siz kontrollü gidin, boyuna göre değişir. Fırının alt tarafına da bir tepsiye mutlaka su ekleyip koyun. Bu da buhar etkisi yapsın. Evet, kuzu kolumuz nar gibi kızardı arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika, yanmadan güzelce gerçekten e, harika bir şekilde kızardı. Yağını da görüyorsunuz, yağ da akmış, enfes bir şekilde, pamuk gibi böyle e, lipir lipir dökülüyor diye tabir edebileceğim size lifleri ayrılıyor üyüm üyüm oluyor yani ne derseniz artık kemiğinden ayrılmış et o şekilde çok güzel pişti bakar mısınız şahane bir görüntüsü var gerçekten de biz yemelere doyamadık yanına bir de iç pilav yaptım borcama güzelce iç pilavımı yaydım üzerine de kolumu koydum arkadaşlar bu şekilde sofraya getirdim. Bu şekilde servis ettim. Bakar mısınız çatalıma dahi alamıyorum. Dökülüp duruyor. Nasıl güzel pişmiş ee, anlatamam. Ama gösterebilirim gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Lime lime dökülüyor. Üyüm üyüm olmuş. Lezzette şahane. O üzerindeki e, marineyi çok güzel çekmiş. Ama bu gömlek yanında tabii çok büyük etkisi var lezzetinde. Siz de mutlaka gömlek yanında kullanın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.